Enes Malik Yılmaz ben. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi'nde sürdürmekteyim. Lisansımı da aynı bölümde farklı bir üniversitede bitirmiştim İstanbul'da. Şu anda tez aşamasındayım. Diplomasi tarihi alanında tez yazmayı planlıyorum. Siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümü temelde siyaseti bir bilim olarak ele alan ve uluslararası ilişkiler disiplinini tarihsel ve teorik açılardan ele alıp uzmanlaştırmayı hedefleyen bir bölümdür. Genel olarak ülkemizde siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümü siyasete meraklı insanların tercih ettiği bir bölüm olmasına rağmen aslında içerik olarak tam da bunu karşılamıyor. Siyasete meraklı olmak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri okumak için yeterli bir gerekçe değil açıkçası. Çünkü derslere, müfredata baktığınız zaman farklı konularda da derinleşmeniz gerektiğini görebileceksiniz. Bu bölüm özellikle okumayı çok fazla gerektiren bir bölüm. Okumayı ve analitik düşünmeyi geliştirmek için temelde diplomasi tarihi alanında okumalarla başlamayı tavsiye edebilirim. Lisans hayatınızın özellikle ilk 2 yılında diplomasi tarihini, siyasi tarihi okuyup öğrenirseniz 3. sınıftan sonra alacağınız derslerle birlikte ihtisaslaşmanızı çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Nitekim Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü temelde diplomasi tarihini, siyasi tarihi öğrenip bunun üzerine geliştirecek olan teoriler üzerinden ilerlemeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu bölümde okuma yapmak, özellikle 1. ve 2. sınıfta okumalar yapmak son derece önemlidir. Ancak bundan daha önemli bir mesele varsa o da gideceğiniz üniversitede alacağınız eğitim şayet İngilizce ise hazırlık yılını, yani İngilizce hazırlık yılını çok iyi bir şekilde geçirmeniz gereklidir. Bunun için imkanı olan arkadaşlara yurt dışında geçirerek İngilizcenizi yurt dışında 6 ayda veya 10 ayda tamamlayıp bitirip Türkiye'ye döndükten sonra imkanı olan arkadaşların dil hazırlığını Türkiye'de geçirmektense yurt dışında 6 ay veya 12 ay eğitim aldıktan sonra üniversitesinin dil sınavına girdikten sonra lisans hayatınıza devam etmenizi tavsiye ederim. Niçin? Çünkü yurt dışında alacağınız dil eğitimi çok daha kaliteli, telaffuzunuz çok daha nitelikli olacaktır. Bölümümüzün en temel artıları şu an revaçta olan bir bölüm olmasıdır. Mezun olduktan sonra iş bulma skalanız geniştir. Ancak nitelikli mezun sayısıyla düştüğü için lisans hayatınızı ne kadar verimli geçirirseniz mezun olduktan sonra iş bulma imkanınız da o kadar artacaktır. En temel dezavantajı da yine en temel avantajıyla birlikte geliyor. Çok fazla rağbet olduğu için gittiğiniz okulda, sınıfınızda bu bölümü sadece merakından ötürü veya sadece etrafındaki arkadaşların tavsiyesi üzerine seçen arkadaşların çok olacağını göreceksiniz. Bu ise en temel dezavantajdır çünkü bu niteliği de düşürmektedir. Bölümden mezun olduktan sonra en temelde Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiliklerinde veya başka birimlerinde çalışma imkanınız bulunmaktadır. Ancak bunun için ilgili kurumun kurum sınavlarına başvuru yapmanız ve bu sınavları başarılı bir şekilde geçmeniz gerekmektedir. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na girmeyi düşünen arkadaşların dil sorununu lisans hayatından da önce yani hazırlık döneminde bitirmesi, halletmesi son derece önemlidir. Bunun dışında yine devlete bağlı diğer bakanlıklarda veya kurumlarda da iş bulma imkanınız bulunmakla birlikte bunun dışında özel sektörde, uzmanlık, danışmanlık firmalarında, uluslararası ticaret firmalarında da iş bulma imkanınız bulunmaktadır. Ancak bölümümüzün en temel gerekliliği daha önce ifade ettiğim gibi dil yeterliliğidir. Bölümümüzden mezun olacak olan arkadaşların dil yeterliliklerini ve bölüm alan bilgilerini iyi bir düzeye çektikten sonra iş bulma imkanı bulunmaktadır. Ancak yine de bölüme olan rağbet fazla olduğu için mezun olan arkadaşların da sayısı yükselecektir. Bu ise mezunların kendi aralarında, iyi nitelikli mezunların da kendi aralarında ciddi bir rekabete girmelerini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla yine ilk başta ifade ettiğimiz dil yeterliliği ve bölüm alan bilgisinin ne kadar iyi olmasıyla paralel bir şekilde bölüm mezunlarımız iş bulabilmektedir. Bu bölümü seçmemdeki en temel sebep Necmettin Erbakan hocamızın siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçilerin yöneteceği yönündeki sözüydü. Okuyacağınız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün ilgili üniversitesini seçerken öncelikle dikkat etmeniz gereken şey eğitim alacağınız üniversitedeki hoca kadrosunun kaliteli olması. Bu beraberinde üniversite hayatınız, lisans hayatınız boyunca size bir network de sağlayacaktır. Bunun dışında hoca kadrosu iyi olmasına rağmen bölümün puan veya sıralama sayısının düşük olması tercih edecek olan öğrencilerin profilini de birlikte düşürecektir. Bu durumsa sınıf ortamınızda nitelikli eğitim hayatınızı sürdürmenizi çok mümkün kılmıyor. Dolayısıyla bölümü seçeceğiniz üniversitenin, hocalarının akademik kariyerleri, çalışma alanları, dil yeterlilikleri gibi hususlara dikkat etmenin yanı sıra o bölümü, o üniversiteyi seçecek olan öğrenci profiline de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu ise üniversitenin sıralama ve puan düzeyinin yukarıda olmasıyla mümkündür.
sadece bu bölüm için değil, özellikle diğer sosyal bilimlerle ilgili olan bölümlerin tamamı için diyebilirim ki lisans hayatı sizin elinize verilen bir ipin ucu gibidir. Bu ipin devamını getirmek, ipin ucunu kendinize doğru çekerek yürümek tamamen sizin elinizdedir. Dolayısıyla lisans hayatınızda üniversiteden çok fazla bir şey beklemeden, kendi özel hayatınızda alanla alakalı okumalar, çalışma gruplarına katılmak, tahlil gruplarına katılmak, dil yeteneklerinizi farklı kaynaklardan geliştirmek sizin lisans hayatınızı sağlıklı ve iyi bir düzeyde bitirebilmek için motive edecektir. Aynı zamanda sizi lisans hayatınızın sonunda diğer sınıf arkadaşlarınızdan veya bölümdaşlarınızdan çok daha iyi bir düzeye getirecektir. Bu ise lisans hayatınızı yürütürken özellikle yurt dışı deneyimlerinizi, tecrübelerinizi arttırmanızla da mümkün olabilecektir. Bölümden mezun olduktan sonra alacağınız maaş skalası çalışacağınız kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Ancak dil yeterliliğiniz ve bölüm bilginiz ne kadar yüksek düzeyde olursa alacağınız dil tazminatı ile birlikte maaş düzeyiniz o kadar artmaktadır. Ancak güncel 2022 Temmuz ayı itibariyle düşünecek olursak bu şartlarda bu bölümden mezun olan bir kişinin yetkin bir kurumda işe başladığı zaman alacağı maaş 10-12 bin lira bandında olabilecektir. Okuduğum bölümün en sevdiğim yönü, dünyada yaşanan güncel olayları anlamak ve anlamlandırmakta bana son derece yardımcı olmasıdır. Sebep-sonuç ilişkilerini teoriler bağlamında inceleyebiliyor ve bunları anlamlandırabiliyor olmamdır. Üniversite yaklaşık 4-5 yılınızı geçireceğiniz bir süreç. Dolayısıyla bu sürece girmeden önce seçeceğiniz üniversitenin kampüs alanına, ulaşım imkanlarına, akademisyen kadrosuna ve genel olarak sizin bölümünüzde veya fakültenizde tercihte bulunacak olan öğrencilerin genel profiline dikkat etmenizde son derece fayda var. Çünkü üniversite sadece hocalardan veya sınıftan ibaret değil. Kampüste geçireceğiniz zaman diğer öğrenci arkadaşlarınızla kuracak olduğunuz ilişkiler de sizin lisans hayatınızı son derece etkileyecektir.